Eğer kabul edersen seni ve aileni Bahçe'deki konuk evine yerleştireceğim. Lojmanmış gibi düşün. Ne dersin? Eşimin de fikrini alayım. Öyle döneyim size, olur mu? Karına olan sadakatin hoşuma gitti. Bravo. Sor tabii karına. Ama bana gün bitmeden bir cevap verin. Emin olabilirsiniz. Güzel. Ne? Adem, bahçemiz mi olacak? Bahçeli evimiz mi olacak? Nevin, tamam, otur bir konuşalım önce. Kızım hadi git sen içeride oyna. Biz babayla yalnız konuşacağız. Bak, tamam biliyorum. Pek sana göre bir iş değil. Ama şöyle düşün. Maaşımız çok iyi ve kira derdimiz hiç olmayacak. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Bambaşka yepyeni bir hayatımız olabilir. Nevin, olabilir tamam da yani sonuç olarak iş bu. Başımıza talih kuşu falan konmadı ki. Zengin şımarık insanların korumalı başka bir şey değil bu. Doğruya doğru. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Ya. Abartıyorsun zengin insanlar falan, kızıyorsun yavaş yavaş. Nevin, sen benim sinirli halimi biliyorsun. Benim... Bak şöyle düşün. Çarçabuk durumumuzu toparlarız, para biriktiririz. Ondan sonra da ayrılırsın bu işten. O her zaman hayalini kurduğun güvenlik şirketini kurarsın. Kendi işimizin patronu oluruz. Oh mis gibi. O zamana kadar bizim için. Dişini sıkamaz mısın? Sizin için yapmayacağım bir şey yok yavrucuğum. Biliyormuşsun gibi konuşma. Ya biliyorum, biliyorum ama ben senin de içine sinsin istiyorum. Asma suratını. Hadi ben sana şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapayım da sen şöyle rahat yürü, yürü, yürü. İçe içe düşün. O aslan kocam. Aslan kocam benim. Yakışıklı kocam benim. Sen bizi mi dinliyorsun bakayım? Kabul etti mi? İçecek. Baba kabul ettim de annem öyle söyledi. Kabul et ne olur. Annen öyle mi söyledi? Evet. Peki sen çok mu istiyorsun? Evet. Ne kadar istiyorsun? Çok çok. Ne yapacaksın ki bahçede? Oyun oynayacağım. Oyun mu oynayacaksın? Evet. Sen gel bakayım böyle. Peki sen salatalık ekmeği bilmiyorsun, domates ekmeği bilmiyorsun, biber bilmiyorsun. Ne yapacaksın bahçede? Burada sanki bahçe yok mu? Yok. Nasıl yok ya? Her yer bahçe bak. Burada park da var. Hayır, onlar bahçe değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Orada deniz de var. Yüzmeyi öğrenirsin. Böyle küp 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 ayaklarımızı yaparız, denizde yüzeriz balıkların arasında. Biliyorum ki. Biliyor musun? Evet. Ben mi öğrettim yüzmeyi? Hayır, annem öğretti. Allah Allah. Ben görevdeyken mi acaba öğretti? Evet. İnanmıyorum. Burası çok güzel. Beğenmekte laf mı? Bayıldım, bayıldım. Yeni evimiz çok güzel Adem. Ama eşyalar biraz kaybolmamış içinde yani. Burayı doldurmak lazım. Yani bana fark etmez. Biliyorsun az eşya severim. İyi de bu kadarcık da değil yani. Baksana gülünç görünüyor böyle. Mesela şuraya şöyle bir orta masa koyarız. Ay çok güzel olur. Buraya da bir, iki, üç, dört. Yani 12 kişilik bir masa lazım buraya en az. Kaç? 12 kişilik şart. 20'den aşağı kesmez bizim aileyi yavrum. İyi, 6 olsun, ortada buluşalım. Bak kedi sancaklı koltuk koyalım mı? Verandaya koyarız. Bütün gün sallanırız. Tamam. Ama unutmayın hep burada yaşamayacağız. Sonra ne yapacağız bu kadar eşyayı? Onu o gün gelince düşünürüz kocacığım. Hadi şimdi burayı bir güzel döşeyelim. Tamam ama gene de abartmayın olur mu? Söz mü? Gereksiz hiçbir şey almayacağım canım. Söz veriyorum. Sen? O zaman ben giyineyim misaya başlayayım tamam mı? Bana bakın söz verdiniz ha. Evet. Tamam. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yeni evimiz çok güzel. Timur Bey. Söyle Bekir. Adem ve ailesi bugün buraya yerleşecekler.
Biraz sonra Yasemin Hanım'ı vakfa götürecek. Sen kefilsin yani bu adama. Tabii efendim. Cesaretine, gözü karalığına, çalışma disiplinine. Bekir, karıma emanet isteyeceğim. Onun kadar temizliği zor bulunur Timur Bey. Ailesini sever, evine bağlıdır. Dünya güzeli bir de kızı var. Ben kendisine gözüm kapalı kefilim. Güzel. Hapsettiği yetmiyor, bir de başıma bekçi tuttu. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Baba! Gel buraya Sincap. Nasıl, bahçeyi beğendin mi? Evet. Kocaman değil mi? Evet. Ya ben sana demiştim ama bak arkada ne var? Arkada deniz var. Oraya da yüzmeye gideriz. Sonra midye toplarız. Sen annenle şey yaparsın, pilav yaparsın, sonra midye dolma yeriz. Limonlara böyle sıkarız sıkarız. Bahçeye ne yapabiliriz? Bir şeyler ekelim. Mesela şuraya domates eksek, oraya biber eksek. Afacan gel patates. Bakalım. Patates buraya mı gelsin? Kızım gel buraya, kaçamazsın. Daha paketleri açacağız seninle. Hop, rahat bırak bakayım babayı. Oh. Hadi